İyi akşamlar gençler. Bugün 6 Mayıs 2024. Alarko Carrier kapanış değeri 1518 lira. Alcar çalışmamıza başlamadan önce bugün malumunuz Buhur 25 güncelledik. 2020'den bu yana Buhur 25'te bulunan kontrol matiği sağ kenarına aldık. Genç biraz dinlenmesi gerekiyor. Son bilanço yani biraz beklediğimiz kadar güçlü gelmedi diyelim. Umarız önümüzdeki bilançolar daha iyi olur. Genç biraz daha kendine gelir. O zaman tekrar duruma göre durumu değerlendiririz. Şimdilik kontrolmatik sağ kenarında dinlenmede devam edecek. Alarko Carrier çalışmamıza gelirsek Alarko Carrier 1518 lira kapanış değeri bugün. Çok sık çalışma yapmasak da Alarko iştiraklerinden olan Alcar için şimdi videoya başlamadan önce siteden fiyatına bakmak istedim, göremedim. Siteyi gençler kilitledi malum. Dur, Twitter'dan bakalım. En son Alcar çalışmamızı ne zaman yapmışız? Hemen Twitter'dan bakıyorum gençler. Evet, baktığımızda son çalışmamızı 53 lira iken yapmışız. Alarko Carrier çalışmamızı. Bu 53'te yaptığımız çalışma sonrasında hisse 1500 lira gelmiş. Bu çalışmanın tarihini evet buldum. 14 Mayıs 2020'de yapmışız. 4 yıl önce. 4 yılda 53 liralardan 1000 evet gördüğü yer 1925'ler görmüş. Temettüler saymıyoruz. Yani kaç kat katını siz hesaplayın. Biz şimdi son güncel durumda bizim indikatörümüze baktığımızda orta vadeli görünüm veren kırmızı indikatörümüz çok güzel böyle ucunu kaldırmış gördüm. Bu durumu sizlerle, siz gençlerle paylaşmak istedim. İndikatörümüzün durumuna bakalım önce. Nerede sat vermiş? Sat verdiği yer, bakın şurada imlecin olduğu yerde 1722 lirada sata geçmiş. 1736. 1736 ortalamayla kapadığı 14 Mart 2024 günü 1736'dan negatife dönmüş göstergemiz. Pozitife döndüğü günde dün itibariyle yani cuma günü 3 Mayıs itibariyle de 1438 ortalamayla tekrar pozitife dönmüş. Yani 1730'larda sat vermiş, 1430'larda 300 lira aşağıda tekrar ala dönmüş göstergemiz. Yani şu hareketi baştan sona mükemmel şekilde getirmiş. Çıkarken de aynı şekilde göstergemiz bu hareketi baştan sona götürmüş. Şimdi cuma günü 1438 ortalamayla kapadığı gün pozitife dönmüş göstergemiz. Son güncel durumda bugün kapanış 1518 lira. Önce hemen zarar kes seviyesine bakalım. 1518 zarar kes seviyemiz baktığımızda 1445 lira olarak alınabilir. 1445 lira zarar kes stop loss seviyesi altında. Diğer destek seviyemiz 1300 evet 1310 lira 1310 lirada diğer alttaki destek seviyemiz olarak izlenebilir. Olumlu hareketlerin devamı halinde de şu bölgede çalışan makasımız var. Bu makas direncimize bakalım. En son çalışan makasımızı baz alırsak öncekilerle benzer aslında çok farklı değil.
Zamansal kaymamızı yaptık. Evet, baktığımızda orta ve uzun vadede 2096 lira 25 kuruş 2096 lira 25 kuruş makas direnç seviyemiz olarak izlenebilir. 2096 lira 25 kuruş makas direnç seviyemiz olur. Eğer pozitif hareketler devam ederse kısa vadede 1595 direnci önemli. 1595 direnci geçilirse orta ve uzun vadede 2096 lira 25 kuruş makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. Takas görünüme baktığımızda son gün takasında toparlanma var. Yani takas şu bölgede yani 4383 pardon 10 evet 4300'ler seviyesi takasın dip yaptığı yer. Şimdi bulunduğu seviyede yani o dip bölgeden toparlanma çabasında 14.224 lot yabancı takası toparlanma çabası var. Ama 15.000 lot üzerinde yani şu direncin geçilmesi durumunda şu bölgedeki daha sağlıklı olur. Göstergemizin pozitif ve geçmesi sırasında hacim artışı da önemli. O da güzel. Takası tablo olarak görecek olursak evet günlük takasla şurada bahsettiğim yabancı alımını görüyoruz. 1120 lot Citibank yabancı alımı var. 4178'e 3571 günlük takasta satıcılar çoğunlukta olsa da Citibank'ın alım tarafında olması olumlu. Haftalık takasa 9900'e 13000 alıcılar güçlü ve yine alım tarafında 3466 lotla Citibank yabancı alım tarafında olumlu. İlk sırada 4434 lotta yap kredi var. Satın tarafında iş yatırım, vakıf yatırım var. Haftalık ve günlük takasta da Citibank alım tarafında gayet güzel ve haftalıkta alıcılar 9'a 13 güçlü durumda. Haftalık takas güzel yani. Aylık takasta 34'e 49 yine alım tarafı güçlü. Aylık takasta da 9174 lota çıktı Citibank yabancı. Yap kredi 21950. Aylık, haftalık, aylık ve günlük her üçünde de Citibank lotu artarak gidiyor. Gayet güzel. Yani şu hissenin dip sürünme bölgesinde Citibank, Johnler düşeni toplamış görünüyor özetle. Toplam takasın %58.49'u ilk 5 kuruma ait. Yani çok toplu da değil ama çok dağınık da değil. Orta şekerli bir takas dağılım var. Evet gençler, takasın durumu da bu şekilde. Alarko Carrier videomuz bu şekilde. Bugünlük yeterli. Evet gençler, siteyi boşaltırsanız bu videonun yüklemesini yapacağız. Şu an siteye giremiyorum. Gençler yer açarsa sitede bize iyi olur. Gençlere buradan haber gönderelim. İyi akşamlar gençler. Her şey gönlünüze olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin.